Para verebiliriz onlara yardım için. Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Bundan önceki videomda Çile yoluna böyle giriş yapmıştık ve en sonundaki durak olan da Kıyamet Kilisesi, bitmeyen kavgaları, Hristiyanların en kutsal mekanları. Şimdi biraz size o hususta bilgi vermek istiyorum. Daha önce de gördüğünüz üzere yol üzerinde belirli duraklar var. Kiminde İsa tökezlemiş, kiminde Meryem'le göz göze gelmiş. Hepsine birer istasyon kurmuşlar. Her istasyonda da kilise veya bazı simgeler var. Toplam 14 durak. Bu duraklar en sonunda Kutsal Kabir Kilisesi ya da Kıyamet Kilisesi'nde sona eriyor. Siz söyleyebilir misiniz? Golgota tepesi İsa'nın öldüğü ve gömüldüğü yer. 3 gün sonra da dirilip göğe yükseldiği söyleniyor. Tabii ki her zaman söylediğim gibi Hristiyanlar onun İsa olduğunu düşünüyor. Biz Müslümanlar öyle düşünmüyoruz. Allah peygamberine eziyet ettirmemiştir, onu katına almıştır. Lakin birileri ona benzetilmiştir. Den yola çıkarak. Buraya kilise yapmışlar. İşte Çile yolu da bu kiliseye varıyor ve içinde de sona eriyor. Özellikle Paskalya öncesi Hristiyanlar bu yolu sırtlarında haç taşıyarak hacı oluyorlarmış. Hristiyansanız siz de buraya gelip hacı olabilirsiniz yani. Haç nereden bulacağız demeyin. Araplar kiralıyor. Sorun yok. Ve bu kilise Hristiyan aleminin önemli yeri, yani sonuçta gerçekten mezhep, onların arasında daki mezheplerinde böyle üstü. Hiçbir mezhebe bağlı değil ama sıkıntılı bir yer, nedenine gelince birazdan açıklıyorum. Orada Ortodoks var, Katolik var, Süryani var, Kıpti var, bir sürü varoğlu var. Bunlar başlıyorlar kavga etmeye. Aralarında "Vay sen buraya girdin, benim sevabımı çaldın. Vay orayı ben silecektim, sen sildin, sevap gitti" gibi. Tabii bu nereden çıktı bunu da anlatacağım. Bir de kilisenin açılıp kapanması var. Kimde duracak anahtar? Hep kavgalar çıkıyor. 850 sene önce Selahattin Eyyubi Kudüs'ü alınca diyor ki "Bu böyle olmaz, kavgaları bitirin." Ama kavgalar bitmeyince diyor ki "Ben bu anahtarları Müslüman 2 aileye vereyim. Böylece sorun kalmaz." Hakikaten de kalmıyor. Adamlar kavga etmekten o kadar yorulmuş ki kabul ediyorlar. Hala aynı. O 2 ailenin torunları sabah bu kapıları açıyor, akşam da papazların üzerine kilitliyor. 850 senedir bu böyleymiş. Kilisedeki mezheplerin rahipleri, papazları birbirleriyle anlaşmış haldeler. Hangi camı kimin sileceği bile belli yani. Camın sevabı var çünkü. Kıptiler siliyor, pervaz sevabı onların oluyor. 1852'de şu basamak yüzünden yer yerinden oynuyor. En alt basamak o basamak. Bir papaz diyor ki "Bu merdiven aşındı, erimiş bu. Bu ilk basamak artık zemin oldu. Demek ki burayı benim silmem lazım" diyor. Zemin sevabı onlarda, merdiven başka mezhepte çünkü. Yani temizlemek onun için çok arzu ediyor hepsi. Yer yerinden oynuyor. İstanbul'a haber gidiyor. Bunlar delirdi diye. İstanbul'dan fetva geliyor. Abdülmecid'den. "Ben geleceğim oraya, santim santim bölüştüreceğim. Oraya gelene kadar her şeyi bırakın" diyor. Fetva bu. Meydanda okunuyor tabii. O sırada yukarıda bir adam merdivene çıkmış, cam siliyor. Şimdi görüntülerde siz de onu göreceksiniz. Fetvada herkes her şeyi bıraksın deyince adam da bırakıyor. İniyor. O merdiven hala orada duruyor. Şu anda da duruyor. Bakın sene 2018. Bugün de Abdülmecid'in bölüştürdüğü aynı sistem devam ediyor. O merdiven de bunun simgesi işte. Müslüman bekçi olması tabii ki bizim için gurur verici bir şey. Yani asayişi bir Müslüman tarafından sağlanıyor. Onlar için çok kutsal bir yerin anahtarı biz Müslümanlarda. Bununla gurur duyuyoruz. Ve kilise farklı mezheplere ait olduğunu söylemiştim. Cemaatler arasında da bölüştürülmüş durumda. Her cemaat kilisenin bir bölümünden sorumlu ve kendisine emanet edilen kutsal mekanları korurken bazen de sorunlar çıkabiliyor. Bu yüzden Kıyamet Kilisesi'nde farklı kiliselere mensup Hıristiyan din adamları ve cemaatler arasında sık sık bu tür gerilimler yaşanıyor. Sorun yaşanmaması için Kıyamet Kilisesi'nin anahtarı 800 yıldan fazladır bekçilik yapan Müslüman ailede bulunuyor. Büyük kapıyı açıp kapıyor. Bir de tabii Palmiye Pazarı ayini var. Hazreti İsa'nın gömüldüğü ve yeniden dirildiği yer olduğuna inanılan Kıyamet Kilisesi'nde Paskalya'nın ilk günü olan Kutsal Palmiye Pazarı'nın ayini İsa'nın çarmıha gerilmeden önce Kudüs'e gelişini sembolize ediyor. Çölde geçirdiği 40 günden sonra İsa Kudüs'e gelir ve şehre girerken halk ellerinde palmiye dallarıyla onu selamlar. Perşembe günü havarileriyle son yemeğini yiyen İsa, ertesi gün çarmıha gerilir. Hristiyanlar Palmiye Pazarı'nda kiliseye ellerinde palmiye dallarıyla gidiyorlarmış. Tabii ki yine tekrarlıyorum, biz o eziyet çeken kişinin Hazreti İsa olduğuna Müslüman olarak inanmıyoruz. Sonraki videomda da kilisenin içi yer alacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ama benimle kalın. Fato ile hayatta kanca. Katoliklerden hangisi? Fransızlardan mı, Almanlardan mı? Ortodokslardan mı yoksa Ruslardan mı, Yunanlardan mı? Kimde kalacak? Ermenilerden mi kalacak? Bu bir büyük bir sabah. Bak ve karmaşaya sağlık. Ya da temizlik. Büyük bir sabah. Kiliseyi temizlemek. Yaşanmış bir hadise Osmanlı dönemine geliyorum. Osmanlı'nın fermanları, statuto fermanları, statuto fermanları gönderilmiş. Diyelim ki Ortodoks'un görevi havluyu süpürmek olsun. Katolik'in görevi de merdivenleri süpürmek olsun. Oturduğunuz merdivenleri. En büyük tartışma konulardan birisi sevap kitabına yarışı. Mezhepler arası sevap kitabına yarışı. Süpürgeyi de süpürüyor diyelim. Merdivenleri süpürüyor. Son basamakta mecburen buluşuyor. Son basamağa bakarsınız, sağ tarafımda benim, sizlerin solunda kalıyor. Orada son basamak. Buraya doğru geldiği zaman zeminle birleşiyor. Hangi santimde kesecekler?